Şu Seda yüzünden mantolu giyemiyorum artık. Yaramı deşme. Bir de diyor ki çift renkli. Diyorum ki ya iki renklidir, bir şey olmaz. Videoda bile gözükmüş. Videoda bile diyorum ki iki renkli galiba arkadaşlar. Yok yok diyorum. Rengi atmamıştır. Ay rezil. Ya ben 1,5 yıllık evli bir bayan olarak böyle bir hataya nasıl düşerim? İçim yanıyor, yanıyor. Buna düş. Yanıyor. Şeyin malzemesinden dolayı öyle bir yıkamada öyle olacaksa biz hiç yıkamayacak mıyız? Yani. Ama insanların hepsi giyiyor. Hiç yıkamıyorlar. Bir... O montu giyen insanlar yıkamıyor arkadaşlar. Böyle şey ya. Herkes de o monttan var ya. Evet. Acaba renginden yani koyu bir renk diye mi öyle oldu aşkım? Herkes de var öyle şey. Şimdi indirime girmiş arkadaşlar. Biz onu 170'e falan almıştık. 190'a mı almıştık? 170'i almıştık. Trendyol'da şimdi bu sıralar 120'ye düşmüş. Diyorum sevgililer gününde sevgili değiliz ama diyorum bahaneyle hediye alayım. Sevgililer gününde niyetini alacaksan al başlayayım. Yok tamam onun niyetine değil. Şimdi sevgililer gününde indirim olacak gibi daha aşkım. İstersen alayım diyorum. Ama yıkayamam bu sefer. O riske elimde de uğraşamam büyük ihtimal çünkü. O zaman niye alacağım? Pis pis mi giyeceğim? Ya da leğene koyar üstüne çıkar çiğnerim. Arkadaşlar o da olabilir. Çünkü çok kaba bir mont yani o elde yıkamalık sıkmalık bir şey değil yani. Ya çiğnemiyor istiyorsan. Onun yanında başka bir şey attın mı sen? İşte montu attım. Bir de bu pantolon bir de siyah tunik attım aşkım. Üç parça şey mi attın ona? İki mont vardı da. Bu koskoca montu attım. Bir de hastaneye gittim diye tunikle pantolonu attım. Başka bir şey atmadım yani hani öyle. Acaba ne parçam mı yaptı öyle? Sonra bir makine daha attım ve onları asmadım ve saatlerdir makine. Ben niye böyle oldum ya? Bu arada kan tahlillerimde aşırı bir şekilde B12 vitamin düşüklüğü olduğundan dolayı diyetisyenin B12 takviyesi verdi. Ay, hep birlikte inşallah. B12 takviyesi verdi. Aşırı şekilde bir B12 düşüklüğüm varmış arkadaşlar. O nedenle bu arada diyetisyenden ya bu arada selam. Ne biçim bir giriş ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar. Selamun aleyküm. Tekrar başlattı. Nasıl koyacağım başlattı? Koyarım. Biz şimdi diyetisyenden çıktık. Hemen size kilo şeyimi söylüyorum. 1 kilo 300 gram toplamda kilo vermişim. Yani bu bir haftalık. Son bir haftada 1 kilo 300 gram kilo vermişim. Ve bu kilonun 1 kilo 200 gram yani neredeyse tamamı diyebiliriz. Yağdan vermişim. Yağdan vermek benim için çok önemli. Çünkü benim yağ oranım yüksek zaten kiloma göre. O yüzden bu benim için çok sevindirici bir şey. Baktığınız zaman 1 kilo belki az geliyor ama bir aya vurduğunuzda bu 4 kilo eder ve bir ayda vücudunuzdan 4 kilo yağ düşünün. Tereyağını düşünün 4 kilo. Vücudunuzdan onu atıyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir şey. Bir aya baktığınız zaman. Ben de şu anda bu arada toplamda tam bir ay oldu ve bir ayda toplamda tam 5 kilo vermiş oldum. Yani bir ayda 5 kilo bence güzel bir rakam. Şimdi biz şu fırına geldik. Esentepe unlu mamullere. Buradan süt alıyoruz. Yoğurdum bitmişti. Yine Bahadır 3 kilo daha alacak. Eve gidince hemen onu kaynatmaya koyacağım. Sonra yoğurt yapacağız ve kahvaltımızı yapacağız. O zaman evde görüşürüz. Bu akşam da kayınvalidemlere gidiyoruz. Gizemler de gelecek. Hep birlikte böyle mahalle yemek yiyeceğiz inşallah. Biz eve geldik. Yine bu tencerede kaynatacağım. Tam alıyor biliyorsunuz. Geçen sefer de böyle yapmıştım. Tencereye bir sudan geçirdim. Dibinde böyle azıcık su olduğunda yapışmasını önlüyormuş. Gerçekten son 2 seferdir bu yöntemi deniyorum. İlk yaptığımda çok yapıştırmıştı. Yapmamıştım. Sonra bu yöntemi duyunca bunu denedim. Gerçekten yapıştırmıyor. Gerçekten yapıştırmıyor yani. Şimdi hemen sütümü dökeceğim ve kaynatmaya bırakacağım. Şimdi süzdüm sütü. Size göstermek istediğim bir şeyler var. Umarım gözüküyordur. Görebiliyorsunuzdur. Sütün içinden bu şekilde tortular çıkıyor. Ve böyle sütleri süzmeden kaynatıp hani yoğurt yapan ya da içen var. Ama şunu gördüğünüz zaman zaten süzmeden yapılmayacak olduğunu anlıyorsunuz. Yani ben o yüzden kesinlikle süzmeden yapmam.
tülbentten mi falan diyeceksiniz ama bakın buraları gayet temiz tülbentin. Şuraya geldiğimizde başlıyor. Yani sütten çıkan şeyler bunlar. Ya ben bu sütü yine taşırdım. Kendime inanamıyorum. Hep böyle unutuyorum. Yapacak bir şey yok. Kısmetimiz taşıyor deyip kendimizi avutacağız. Şöyle bayağı bir kaynadı aslında. Geçen sefer çok kaynatmıştım. Çok lezzetli olmuştu ama bugün bu kadar kaynatmak istemiyorum. Bir de size bir şey göstereceğim şimdi. Sütümü ben bu misafir tabak takımımın bu tenceresinde mayalamayı düşünüyorum. Bunu birinden duydum ya da hatırlamıyorum. Belki birisi bana yorum olarak da yazmış olabilir veya ben bunu Instagram'dan da görmüş olabilirim. Yani bu zaten kullanılan bir şey değil, takdir edersiniz ki. Bir de porselen, hani sağlıklı, o nedenle çok mantıklı geldi bana. Çok da yani ne bileyim, hani buzdolabında da çok yer kaplayacak bir şey değil. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Eğer böyle olursa çok mantıklı. Hatta örneğin mayalarsınız, misafirde çok kalabalık bir Ramazan'da çok kalabalık bir misafiriniz geldiğinde direkt böyle kaymayla hiç açmadan bunu böyle sofraya koyarsınız ve direkt hani misafirler kendileri açarak tabağına alır yoğurdu. Çok güzel olur bence. Deneyelim o zaman. Güzel fikir. Tuzum yok bu gece meyhanedeyim. Biz şimdi hazırlandık, gidiyoruz. Öncesinde aslında ablam ve Rıdvan abiyle birlikteydik ama o kısımları... Aa, ne var orada Bahadır? Ne? Sendikacılar toplanmış. Ama o kısımları ablamın videosunda izleyeceksiniz. Kayınvalidemlere doğru gidiyoruz. Yoldan da Faruk abiyle Gizem'i alacağız. Öyle. Şimdi onları alalım. Eve doğru çıkacağız inşallah. Bak bak, karısı yok ya şu an. Karısını bekliyor. Hiç başını yerden kaldırmıyor. Görüyor musunuz? Ya işte. Sadık bir koca. Bak gözü yollarda kaldı. Vah vah vah. Gel. Niye? Güzel. Bu arada belirtmek istediğim bir şey var ki biz Hanife ve Buse ile birlikte geçenlerde bir saat çekilişi yapmıştık Instagram'a özel. Bu sefer de benim sayfamda, sayfam şu anda ekranda yazıyor. Karaca'nın Hatır isimli kahve makinesini hediye edeceğiz. O nedenle Instagram sayfama gidip altındaki şartları yerine getirerek siz de katılabilirsiniz. Hani niye YouTube'dan yok, Instagram'ım yok, neden YouTube'dan yapmıyorsunuz diyenler için de yani... Ara ara zaten YouTube'dan yapıyorum ama YouTube'dan yaptığım zaman daha yeni büyük çekiliş yaptım. Daha zaten büyük bir çekiliş. Evet, YouTube'dan. 5 tane çeyrek altın verdik. Aynen. O nedenle şu anda biraz da Instagram'a da yoğunlaşmak istiyoruz. İkisini böyle eşit seviyede götürmek istiyoruz. O yüzden şu anda Instagram'da bir çekiliş var. Katılabilecek olanları bekleriz. Gizem de hiç eşini görmedi. Direkt bize doğru geliyor. Bak bak bak. Hadi hadi. Aşıklar. Çayımız oluyor. Yok, ha, o normalde basılıyordu be. Basılıyor. Bu takılıyor mu böyle bazen? Yok yok. Ne yapacağız? Çayımız oldu. Siz böyle yapıyorsunuz ya, hani ben çok özeniyorum ona. Dibine çöktüm acaba? Ben hiç anlamıyorum ya. Nasıl anlamıyorsun? Ben çayı böyle suyunu koyuyorum ya. 2 dakika sonra biz içmeye başlıyoruz. Yemin ederim. Niye? Çay yani, o çay çay işte. Çay. Ben çay hiç adetim yoktur ki benim. Hiç sıfır. Zehra, senin bu tipin ne olacak? Ama yüzünüzde. Niye? Gribim diye başlayacak.
Bakayım. Biraz gözlerini aç. Gözlerinden de mi mikrop kapacağız? Kapıyı aç. Kim o diyelim? Vaaa! Üflerim abi. Ben hak ediyorsun. Niye çekiyorsun? Arkadaşla görüştük. Bayağı da çocukluk arkadaşımızla görüşmüyorduk. Video çekeceğinizde Seda'ya yardım edin. Yürü. Gelin gelin. Gir aşkım, hadi gir gir gir. Nereden geliyorsun? Aynen. Bulaşıklar şu anda bulaşık makinesi çalıştığı için bizde bulaşıkları, yalnız bizde bak. Bak ben kendimi yalan, de, yalan. Ben kendimi kattım şu an. Bizde ben şey yaptım, duruladım. Seda da masaya koydu. Peki. Arkadaşlar sonra... eski gelin olmak zor. Çay olmuş mu, biraz daha bakalım. İçine, üstüne çökmüş. Güzel, ciddi misin? Evet, çekiyorum. Kaşıkla karıştır, çok. Yemin ederim bak, ben çay hiç hayatımda böyle oturup da çay demlemediğim için böyle çayla hiç aram yok. Ne yapıyorsunuz? Doydun mu? Doydum aşkım. Çok şükür Allah'a. Allah. Doydun mu? Allah razı olsun anneciğimden. Doydun şükür Mevlamıza, doyduk bugün de. İyi, elhamdülillah. Koronavirüsü var herhalde de onu göstermeye bulaşabilir. Doydun mu? Doydum aşkım. Tamam, sağ ol. Biz şimdi eve geldik. Storumuz açık kalmış. Bu arada mutfağın camları artık iyice leşli oldu. Ve pazar günü de çok kalabalık bir misafirim var. Bahadır'ın amcası, eşi, çocukları, babaannesi, dedesi, kayınvalidemler. Bayağı kalabalık bir misafirim gelecek. Tıkır 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 planlar kurulmaya başladı. Arkadaşlar bende öyle bir huy var ki, geçen hafta Özge ablam falan benimle dalga geçtiler. Ramazan'da gelecek misafirleri planlayıp o misafirlere ne yemek yaparım ve neyi önceden yaparım, neyi o gün pişiririm. Yani aşırı kafamda plan kuran biriyim. O yüzden şimdi ben pazar günü geleceklerini şu an öğrendiğim için mesela yarın ince temizliğim yapacağım. Cuma günü siz bunu izlerken. Cumartesi günü yapıp buzluğa atabileceğim bir şeyler yapacağım. İşte mesela kurabiye gibi. Ya da işte poğaça yapacaksam içini hazırlayıp falan. Hani pazar gününe mümkün olduğunca az iş bırakıp o gün böyle misafirlerle daha rahat ilgileneyim, daha yorulmadan ilgileneyim de kafamda böyle tıkır tıkır planlar kuruyorum. Şimdi süte bakacağım. Sonrasında gelirken aldığımız bir şeyler var. Onları yerleştireceğim. Ananas, kivi, lor peyniri falan aldık. Kayınvalidem de böyle 3 kavanoz menemenlik sos verdi. Böyle çok güzel bir şekilde kaymak bağlamış. Şimdi sütümü koydum, mayasını koydum ve kapağımı kapatıyorum. Sizce bu fikir nasıl? Yani hiç kullanılmamaktansa bence bu şekilde gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Bu sefer süzgeç koymayayım da peçete koyayım. Hadi her yapışımız farklı olsun. Aha da bu sefer peçete koydum arkadaşlar. Bu sefer farklı olsun. Çünkü peçete koyup yapan da varmış. Süzgeç koymadan. Hadi bakalım. Bir de böyle benim çok aşırı sıcak tutan hırkamı üzerinde serdim. İyice şu anda bunlar yoğurdu sıcak tutacak. Yoğurt işimiz de tamam. Kayınvalidemin size cicili bicili kavanozlarını göstereyim. Sağ olsun böyle. 3 tane verdi bana. Bunları şimdi kaldıracağım kiler dolabına. Burada ananas ve lor peyniri var. Bu hafta da yine ilk hafta yediğim gibi sabahları lor peynirine dönüyorum. Beyaz, arada beyaz peynir yiyorum. Senin ve bir sürü kivi aldım. Çünkü meyve olarak yine bu hafta kivi yiyeceğim. Bir de bugün bu kek kalıbını almıştım BİM'den. Çok merak ediyorum ve sanırım pazar günü bir kek çırparım. Böyle bununla pişirmek için. İnşallah şu sivri köşelerine yapışmaz. Alıp kullanan varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Aslında riske de atmak istemiyorum misafir varken ama
Başka ne zaman deneyeceğim yani? Biz evde otururken bir kek yapalım da yiyelim demiyoruz. Misafir geldiği zaman pişiriyoruz. Şu sivri yerlerine yapışıyor mu kek? Bana onu söylerseniz çok sevinirim. Şey yazıyor üzerinde. Yanmaz yapışmaz kek kalıbı yazıyor şurasında. Ama bilemem. Her yazana güvenmemek lazım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. Şu pencerenin yıkanması gerekiyor çünkü acilen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve şimdilik hoşça kalın. Bye bye.